İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Refah'a kara saldırısı planına onay vermişti. Dünya karşı olsa da kararından vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Hatta zaman verdi. Nif'al berafiyah. Zeykah kama şevuot. Zeykre. Netanyahu ABD medyasına da konuştu. Tepkilere karşı çıktı. When people tell us don't go into Rafah, that's like telling the Allies, listen, don't go into Berlin, leave a quarter of the Nazi army intact. İsrail Başbakanı kulak tıkasa da dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Refah'ta büyük bir askeri saldırı istemiyor. Bunun yerine terörle mücadele misyonlarına olumlu bakıyor. Yani nokta operasyonlardan yana. Amerikan NBC kanalındansa önemli bir iddia geldi. Buna göre Beyaz Saray, Netanyahu'nun uyarılara kulak asmaması ihtimalini değerlendiriyor. Refah'a olası kapsamlı kara saldırısının sonuçları üzerine hesaplar yapılıyor. ABD'nin karşı hamle seçenekleri masaya yatırılıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bir kez daha ateşkes istedi. Refah'a kara saldırısından kaçınılması gerektiğini belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığı da Refah'a saldırının vahim insani sonuçlar doğuracağını bildirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ise önceliğimiz Refah kentinin istila edilmesine engel olmak dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz İsrail'e ziyarette bulunmuştu. İsrail'in Almanya'ya güvenebileceğini söyledi. Ancak o da Refah'a saldırılara değindi. Bu konuda aynı görüşlere sahip olmadıklarını belirtti. Auch über die Frage, dass es nicht dazu kommen kann, dass in Rafah jetzt unglaublich viele der 1,5 Millionen, die dort zusammen leben und dahin geflohen sind, gefährdet sind und deren Leben bedroht wird. Refah halkı ise endişe içinde beklemeye devam ediyor.